Merhaba. Ta 22 Mart'ta bana soru sormanızı istemişim ve asla onu cevaplamamışım. Şimdi hemen hızlıca o soruları cevaplayalım. Biliyorsunuz ki soru cevap videolarının uzun olmasını sevmiyorum. Aspurca İngilizceni nasıl geliştirdin? Üniversiteye başladığında zorlandın mı? Üniversite diyorum. İngilizcem aslında birazcık kendiliğinden gelişti. Çünkü lise ve ortaokulu İngilizce eğitim alarak tamamladım. Bu yüzden zaten bir İngilizcem vardı ama mesela konuşma anlamında diğer yazma ve dinleme ve anlama bakımından birazcık daha gerideydim. Çünkü hani çok fazla konuşma fırsatınız olmuyor Türkçe konuşulan bir yerde yaşayınca ama yani buraya geldim, ikinci yılım burada. Çok fazla İngilizce konuşmak zorunda kaldığım için gün içinde o da zamanla gelişti. Yani aslında İngilizce öğrenmek isteyenlere en büyük tavsiyem pratik yapabilecekleri bir ortam yaratmaları ve bir şekilde İngilizce konuşmaları ki bu arkadaşınızla da olabilir. İngilizce öğrenmek isteyen arkadaşınızla da İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Bence en fazla bu şekilde geliştirebilirsiniz dilinizi. Bir de bence öğrenmek istediğiniz dili o dilin konuşulduğu ülkede deneyimlerseniz bence çok daha güzel bir aksanla ve çok daha güzel bir konuşma stiliyle öğrenmiş oluyorsunuz. Bade beni ne kadar seviyorsun diye sormuş. Kanki seni çok seviyorum. Kocaman kalpler yolluyorum. En sevdiğim renk bütün renkler. Ben renkleri ayırt etmem. Bunu hep söylüyorum. Çünkü bir rengi seçersem öbür renkler bana kırılırmış gibi geliyor. Sakın saçma demeyin ama ben hep yani seçemem. Renk seçemem yani. Hepsini çok severim. Tıp okumasaydın hangi bölümü isterdin? Tıp okumasaydım kesinlikle hep söylediğim gibi psikoloji okurdum. Yani kesinlikle psikoloji okurdum. Aslında tıp olmasaydı biomedical sciences'a başvurmuştum. Ve önceki videolarımda da size söylemiştim ama psikoloji hep kalbimin bir köşesindedir. Çok ilgi çekici bir bilim dalı olarak buluyorum psikolojiyi. Boyun kaç? Boyum 1,63. Çok da uzun sayılmam. Yani 1,62, 1,60. Ya 1,64 değilim bence. Bence 1,63'üm hani. 1,63'üm. En sevdiğin çizgi film karakteri ne? En sevdiğim çizgi film karakteri düşünüyorum. Aklıma çok fazla seçenek geliyor. Hani birazcık daha düşüneyim. Hepsi ya. Tom ve Jerry'yi çok seviyorum. Tweety'yi çok severdim ben. Bugs Bunny'yi de bayağı seviyorum. Ya ben böyle eski çizgi film karakterlerini daha çok seviyorum. En sevdiğin 3 kitabı önerir misin demiş. Aynı yazarın 2 kitabını önermek istiyorum. Adam Fever'in Olasılıksız ve Empati kitabı. Çünkü içinde yani bana biri kitap sorarsa otomatik olarak söyleyeceğim iki kitap budur. Ve bir tanesi de John Verdon'un Aklından Bir Sayı Tut kitabıdır. Çünkü bu üç kitap benim gerçekten yani böyle okurken beni çok sürükleyen, beni hem bana bir şeyler öğretip hem de güzel bir maceraya girdiğimi hissettiğim kitaplardı. Olasılıksız ve Empati böyle başında farklı hikayeymiş gibi mesela olasılıksızda 3 farklı hikaye başlıyormuş gibi ve daha sonra sonuna doğru o hikayeler birleşiyormuş gibi fakat o böyle bir şey mi vardı vay be dedirten bir kitap. Empati de aynı şekilde o da çok hoşuma giden bir kitaptı. Eğer böyle polisiye cinayet seviyorsanız da Aklından Bir Sayı Tut çok güzel bir kitap. Daha sonra o serinin daha sonra o kitabın serisi çıktı. Ben bütün serisini aldım ama ne yazık ki ben diğer kitaplarını Aklından Bir Sayı Tut kadar heyecan verici bulamadım. Yani Aklından Bir Sayı Tut kitabın sonuna gelene kadar çok büyük bir heyecanla okuyacağınız ve kitabın sonunda o asla bunu düşünememiştim diyeceğiniz bir kitap. Ben öyle polisiye cinayet kitaplarını çok seviyorum. Yani yazarın yani olayla birlikte siz de cinayeti çözmeye çalışıyorsunuz ipuçlarını kullanarak gibi düşünün ve bu tür kitaplar benim çok hoşuma gider. Yani bu üçünü çok öneriyorum. Hangi güce sahip olmak isterdin? Ben şeye sahip olmak isterdim, görünmez olmaya. Çünkü benim hep şeyim var, küçükken hep görünmez olmak isterdim ki markete girip istediğim şekeri alabileyim. Yani mantıken baktığınızda şu an girip yine istediğim şekeri alabiliyorum ama görünmez olup o şekeri almak bence daha havalı bir şey ve daha yani o şeker böyle havada dolaşırdı ve insanlar bakınca derdi ki o şeker havada dolaşıyor ama kimse ben olduğumu anlamazdı. Bir de benim hakkımda ne konuşulduğunu öğrenmek için gizli gizli odaya girip benim hakkımda konuşan insanları falan dinlerdim. Böyle sonra kötü bir şeyse onları korkuturdum. Ben görünmez olmak istiyorum.
en iyi arkadaşında aradığın özellikler. Ya şimdi birazcık sevgili seçer gibi olacak ama bir takım şeylere bakıyorum en yakın arkadaşımla. Çünkü en yakın arkadaşım her şeyimi paylaştığım insandır. Ya benim en yakın arkadaşım bir kere benim sırlarımı asla kimseye söylemeyecek ama başkalarının şeylerini gelip bana söyleyecek. Şimdi siz demeyin böyle şey yapılmaz falan. Benim en yakın arkadaşım öyle olmalı. Ben sayılmam, bana söyleyebilir ama benim şeylerimi asla kimseye söylememeli. Kesinlikle alçak gönüllü olmalı çünkü burnu havada ve ilgi meraklısı insanları sevmiyorum ve çok fazla da vakit geçiremiyorum açıkçası. Bir süre sonra bayağı bunaltıcı oluyor. Yani alçak gönüllü olması lazım. Hani ben bilmiyorum, herkese havadan bakan, burnu havada, her şeyi en iyi onun yaptığını düşünen bir insanla çok fazla arkadaş olamazdım diye düşünüyorum. Yani alçak gönüllülük bayağı önemli benim için. Onun dışında birbirimize karşı dürüst olmalıyız ve en önemlisi, bence benden rahatsız oluyorsa ve benimle ilgili sevmediği bir şey varsa direkt gelip yüzüme söyleyebilmeli. Yani direkt gelip bana Asburç'a bunu yaptım ve ben rahatsız oldum diyebilmeli. Çünkü ben de öyleyim. Rahatsızsam direkt giderim ve söylerim. Yani bence bu şekilde bir arkadaşlık uzun sürer ve gerçekten güzelce yürür. Nasıl pozitif kalabiliyorsun? İçin sıkıldığında ne yapıyorsun? 7/24 pozitifim diyemem. Hatta benim yaşam grafiğim şöyle 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 şöyle. Bir çok pozitifim, bir çok mutsuzum. Bir çok mutluyum, bir çok üzgünüm. Bir ağlıyorum, bir gülmekten yerlere yatıyorum. Yani genelde öyle bir insanım. Ama içim sıkıldığında, moralim bozulduğunda genelde direkt birini ararım. Yani en yakın arkadaşımı ararım ya da o an konuşmak istediğim arkadaşımı ararım ya da herhangi bir arkadaşıma gel yürüyelim mi derim. Yani konuşmak isterim. Yani ben direkt birini ararım. Tam böyle içine kapanan bir tip değilim. Bazı koşullarda kendimle kalıp düşünmek isterim. Evet, çok 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 kırıldım ama genel olarak üzüldüğümde ve böyle moralim bozulduğunda o an içimden gelen insanı ararım veya mesaj atarım ve bir şeyler yapmak isterim kesinlikle. En sevdiğin şarkılar? En sevdiğim şarkılar benim hep değişir. Ben çok çabuk sıkılan bir insanım genelde şarkılardan, düzenden bir şeylerden. Ama playlist oluşturuyorum. Spotify ismim Asburç'a yine şuraya bırakıyorum. Oradan her mevsime göre playlistlerim var. Sonbaharda olduğumuz için de bir tık depresif bir playlistim var ama görmek isterseniz Asburç'a girip oradan Fall Favorites playlistine girip en sevdiğim şarkıları görebilirsiniz. Kötü özelliklerini fark edip kendini geliştirmeye çalıştın mı? Daha önce yaptıysan nasıl oldu? Yapmadıysan da kendini hangi konularda geliştirmek isterdin? Şimdi oldu tabii ki. Mesela hep söylerim. Bu kanalda da uzun süredir takip edenler bilir. Ben sinirlendiğimde kendimi kontrol edemem ve karşımdaki insana kırarım, yani kırıcı konuşurum ama bu isteyerek olan bir şey değil. Daha sonrasında dönüp çok kere özür dilerim. Bu özelliğimi değiştirmeye çalışıyorum. Düzeltmeye ve baskılamaya çalışıyorum. Yani çok sinirlendiğimde genelde insanlarla konuşmamaya çalışırım. Yani direkt ya olduğum yerden çıkarım ya telefonu kapatırım ki sakinleşince konuşayım. Çünkü insanları kırmak en son yapmak isteyeceğim şey ama sinirlenince maalesef kendimi tutamıyorum ve evet, bununla ilgili kendimi geliştirmeye çalışıyorum tabii ki. Kötü bir huyum var ama öyle kalsın demiyorum. Çalışıyorum çalışıyorum yapamıyor gibi hissediyorum. Belki de yapamıyorumdur. Bir önerin var mı? Yapamıyorsun gibi hissediyorsun ama bence yapabiliyorsun. Çünkü bu bana da olurdu. Mesela tam çalışma sistemimi oturtamadan çalışıp bir sınava girerdim ve kötü geçerdi sonucu. Daha sonra tekrar çalışmaya başladığımda bana otomatik olarak yapamıyormuşum gibi gelirdi. Çünkü bir kere çalıştım ve başarısız oldum. Sanki artık hep başarısız olacakmışım gibi gelirdi. Ama tam böyle umutsuzken tekrar sınava girdiğimde bir bakardım, aslında yapmışım. Yani ben farkında olmadan başarmışım. O yüzden çalışıyorum çalışıyorum olmuyor gibi değil de hiçbir şey düşünmeden çalış. Ne oluyor ne olmuyor. Hiçbir şey düşünmeden çalış ve sınav sonucuna bak. Gerçekten olduğunu göreceksin eğer doğru bir şekilde çalışmışsan. İsminin anlamı ne? İsmimin anlamı küçük çiçek. Kardeşin kaç yaşında demişler. Kardeşim 18 yaşında. Benden 1 yaş küçük kendisi. Üniversiteye hazırlanırken günde kaç saat çalışıyordunuz demiş. Yani belirli bir saatim yoktu. Hani günde 10 saat 20 saat çalışırım diyemem.
Ama şöyleydi, çalışmam gerektiği zaman çalışırdım, çalışmamam gerektiği zaman da çalışmazdım. Yani onu ayarlardım. Hani sınav zamanım geldiğinde aralıksız 7-8 saat de çalıştığım olurdu. Ama çalışmam gerekmediği zamanlarda da gerçekten ayaklarımı uzatıp bir film izlerdim. Evet, sanırım bu kadar. Çok teşekkür ederim bana soru sorduğunuz için. Umarım bu videoda sorularınızı cevaplayabilmişimdir ve umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım bana ilham gelir artık da güzel bir motive videosu çekerim. Çünkü çok azladım. Her neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her pazartesi artık video atıyorum ve bundan haberdar olmak istiyorsan, bu videoyu ilk kez izlemişsen ve beni sempatik bulduysan kanalıma abone olup zili de açabilirsin. Çok kocaman öpüyorum, çok kocaman seviyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.